Norveç ve İsveç dediler ki Karadeniz bölgesinin isimlerinin değiştirilmesi gerekiyor. Bakın yöneticiler diyorsunuz. Evet. Yönet. Peki nasıl yapılacak bu iş? Bunun eski adları neydi? Sadece Pontus değil eski ad. Evet. İonya döneminden kalan isimler neydi? Bunu bulabilmek için Strabo diye bir adam var. Strabo 2000 sene önce yaşamış olan bir coğrafyacı. Evet. İonyalı bir coğrafyacı. İonyalı, evet. Bu Strabo'nun verdiği isimler, orada tespit ettiği isimler nelerdir? Hangi bölgelere tekabül ediyor? Nereleridir? Strabo da Amasyalı, bizim Amasya, Amasya'dan yani. Amasyalı Strabo. O zamanki adı tabii Emesya. Emesyalı, yani Amasya'nın da ismi, evet. Emesya olacak, evet. Yani. Dediler ve bu Wolfgang Feuerstein'i görevlendirdiler. Adam geldi, Karadeniz bölgesinde yaşadı. Karadeniz bölgesinde bir Laz alfabesi oluşturdu ve yer adlarını tespit etti. Bütün Karadeniz bölgesinde şu köyün eski adı şuydu, şu vilayetin, vilayet denmiyor, nedir? İl. İl. Şu ilin eski adı şuydu, şu bölgenin eski adı buydu. Bunların hepsini çıkardı ve günümüzden tam iki sene önce yaptığı çalışmayı hazırladı. Norveç Bilim Akademisi'ne verdi. Buyurun dedi. Yeni isimler bunlar olmalıydı. Şimdi nasıl Kürt açılımı çerçevesinde o bölgelere eski isimleri, Kürtçe olan adları vesairesi, sadece Kürtçe değil, Ermenice de var. Onların da verilmesi gerekiyor. Süryanice de var. Hatta Nasturicesi de var. Birçok isim var. Yani aslında burada kavram değiştirmeye kattığımız zaman Sümerlilere kadar gidebiliriz. Her tarafa, evet, gidebilirsiniz. Dolayısıyla nereye kadar istiyorlarsa oraya, evet, kadar, evet, gideceksiniz. Yönetenlerin. Tabii. Yönetenler, evet, nereye kadar istiyorsa, nereye kadar izin verdiyse oraya kadar gidebilirsiniz. Onun ötesine geçemezsiniz. Şimdi dolayısıyla önümüzdeki ilerleme raporları gelirken diyecekler ki Karadeniz bölgesinin de esas adları şunlar, şunlar, şunlardı. Madem ki Kürt adlarını veriyorsunuz, madem ki eski adları vermek durumundasınız, o zaman bunlara da bu adları verin. Sizden önce burada yaşayan insanların kültürlerine de sahip çıkmak zorundasınız. Eğer bunu yapmazsanız Avrupa Birliği'ne girişte gene problemler yaşarsınız. Demek ki isim değiştirme, demin anlattığım, evet, şekilde daha 2500 gün öncesinde kararlaştırılmış. Tespit edilmişti. Bize gelince biz bugün duyuyoruz. Wolfgang Feuerstein'den ben söz etmesem kimse bilmeyecek. Evet. Ama bunları geldim, televizyonda bu gelişimde birkaç televizyon programında anlattım ve ilgililer başta olmak üzere siyasi partiler hepsi ilgi gösterdiler ve bunu da yakında meclise getirecek bir siyasi parti. Dolayısıyladır ki ben isim vermiyorum. Bana telefon ettiler, sordular, ettiler. Ben de anlattım durumu. Ve abi, gelecek. Şimdi şöyle bakıyorum. Şimdi bu benim, evet, havas. Evet, havaslık görevi. Evet, görevi.